Avokado proteinden zengin olan bir meyvedir. Covid enfeksiyonunda çok faydası olan bir besindir. Avokado tek başına alınması tabii ki yeterli değildir. Çilek gibi, yaban mersini gibi, nar gibi mor meyvelerle birlikte, soğan sarımsak gibi doğal sebzelerle birlikte alındığında vücudun bağışıklığını artırarak etki göstermektedir. Mutasyonlu virüs tabii ki maalesef daha ağır geçiren hastalarımız olmaya başladı. Bundan dolayı avokadoyu ve avokado ile birlikte diğer saydığım sebzeleri, meyveleri de beraber tüketmemiz her zaman daha faydalı olacaktır. Avokadonun hızı her geçen gün artıyor. Yani tüketim alanı her geçen gün çoğalıyor. Biz öncelikle zaten önce avokadoyu bir tanıyalım dedik. Avokadoyu tanıdığımız zaman, avokado sayfasını açtığımız zaman arkada 7-8 tane ayrı hastalığa faydasının olduğunu, içeriğinde bulunan besin değerlerinin, vitaminlerinin, minerallerinin ne kadar yüksek olduklarını gördük. Mesela şimdi C vitamini açısından sadece narinciyeyi düşünürken avokadoda çok yüksek C vitamini olduğunu gördük. Fosforun ne kadar yüksek olduğunu gördük. Tabii bu değerlerin yüksek olması avokadonun satışını her geçen gün arttırdı. İşte bilinirliği de çok arttı. Şimdi pandeminin bütün alanlarda zararı oldu. Tarıma birazcık faydası oldu. Hani faydası oldu demek doğru bir şey değil ama tarımın ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu tarım ürünlerinin içerisinde de bize göre en iyinin yüksek tiraj yapan ürün de avokado oldu. Şimdi avokadoya talep her geçen gün artıyor. Mesela geçen yılki üretimimizi anca yakaladık. Üstüne çıkmamız gerekiyordu. Belli sebeplerden dolayı tonajımız düştü. Bunun yanında geçen yılla bu yılın arasında 2 lira 3 lira adet başında fiyat artışı oldu. Bu aşırı talepten dolayı. Bir de pandemi hastalığı devreye girince pandeminin de sanki panzehiri gibi bir şey oldu. Çok aşırı derecede bir faydası var. İstekler, talepler çok arttı. Bununla birlikte tabii pandemi dolayısıyla pazar yerleri kapandı. Marketler belli saatlerde açıldı, belli saatlerde kapandı. Ama karşı tarafta ihtiyaç hiçbir zaman bitmedi. Bu da bize internet satışının hızını ortaya çıkardı. Özellikle Alanya'da ve Gazipaşa taraflarında da, Antalya'da da aşırı derecede bir internet üzerinden sadece avokado üzerinde bir satış yoğunluğu oluştu. Bu hem tüketici açısından hem biz üreticiler açısından, çünkü satacak alanın daralması değil de daha da genişlemesi işimize geldi. Her iki taraf için de çok iyi oldu. Biz çok memnunuz.